Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, olayların en başından itibaren olanca çıplaklığıyla yaşanan gerçeği ifade ettim. Bugün ülkemizde 1,5 milyonu bulan bir Suriyeli nüfustan bahseder haldeyiz. Bu beraberinde ciddi asayiş sorunlarını da getirmiştir. Özellikle Suriye sınır kentimizde yurttaşlarımızın huzuru kalmamıştır. Hırsızlık, gasp, cinayet başta olmak üzere birçok asayiş sorunu ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası arenada bu eli kanlı ruh hastası teröristlere destek veren bir ülke konumuna indirgeyen bu hükümet, önem almaz ise bu çatışmalar ülkemize sıçrayacaktır diye defalarca uyardık diye konuştu. Milletvekili Akgör yayımladığı mesajında tarihi 11 Mayıs'ta Reyhanlı ilçemiz Cumhuriyet tarihinin en korkunç, en kanlı terör saldırısına hedef oluyor. 53 yurttaşımız bu kanlı saldırıda öldürülüyor. 146'sı ise yaralanıyor. Bu kanlı olayların siyasetten müsebbibi dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve dönemin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan sarayda saltanat sürmekte. Davutoğlu ise uzaktan kumandalı başkanlık yapmaktadır. Hükümet patlamanın hemen ardından olayın araştırılması aşamasında yayın yasağı getirmiş, gerçekleri kamuoyundan saklamaya çalışmıştır. Söz konusu soruşturmaya ilişkin her türlü sesli, görüntülü, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin yayınlanmasının ve gösterilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Ülkeyi yönetenlerin aklına başında getirmesi için kaç yurttaşımızın daha öldürülmesi, kaç merkeze daha konsolosluklarımızın basılması gerekiyor. AKP hükümeti içine düştüğü Orta Doğu bataklığında debelenmektedir. Gaziantep, Cilvegözü, Akçakale, Reyhanlı ve diğer bütün patlamaların siyasi sorumlusu, uyguladığı ulusal çıkarlarımıza aykırı dış politika sebebiyle hükümettir. AKP savaş çığırtkanlığı yaptı. Suriye'ye barış ve özgürlük getireceğim dedi. Kan ve gözyaşı, ölüm ve yıkım götürdü. İktidardan nemalanlar dışında bölge ekonomisi iflasa sürüklendi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehlikeye atıldı. Bu tehlike halen daha geçmiş de değildir. Sınırda devam eden çatışmalara her gün yenisi eklenmektedir. Olaylar gün geçmiyor ki artmasın ifadelerine yer verdi.